Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda verilenlerden hangisi getirilmelidir? Herhangi bir tarikatın izlerini taşımayan dini şiirlerdir. Özel bir ezgiyle söylenirler, bestelenmiş olanları da vardır. Divan edebiyatındaki tevhid ve münacat türlerinin halk edebiyatındaki karşılığıdır arkadaşlar. Neyden bahsediyoruz bu tanımdan yola çıkarak? İlahiden bahsediyoruz. Bu özellikler nokta nokta nazım şekline aittir ve nokta nokta bu türün en tanınmış temsilcisi kim olacaktır? İlahi ve Yunus Emre olacaktır. Cevabımız Edirne şıkkı. Yukarıdakilerden hangileri anonim, aşık ve tekke edebiyatının ortak özelliklerindendir? Ürünlerin yazarı ya da söyleyeni belli değildir. Bu sadece arkadaşlar anonim halk edebiyatı için geçerli. Dolayısıyla bir ortak özellik olamaz. Adana'yı ve Bursa'yı şöyle bir eleyebiliriz birden dolayı. Şiirler bağlama adı verilen saz eşliğinde bir ezgiyle söylenir. Bu arkadaşlar mesela tekke edebiyatında bu yok. Dolayısıyla ikiyi de eleyebiliriz şöyle şıklardan. Aruz ölçüsüyle yazanlar olsa da ağırlıklı olarak hece ölçüsü kullanılır. Kesinlikle ortak özellik. Dini konulardan uzak. Aşk, doğa, ayrılık, kahramanlık konuları işlenir. Tabii ki dini tasavvufu, halk edebiyatı dini konulardan uzak olamaz. Dolayısıyla bu da ortak bir özellik değil. Halkın anlayabileceği yalın bir dil kullanma ortak özelliktir. Cevabımız 3 ve 5 yani Denizli. Aşağıdakilerden hangisi dizelerinden örnekler verilen aşık edebiyatı sanatçılarında ortaktır? Divan edebiyatı etkisinde kalma arkadaşlar. Hem Aşık Ömer, hem Erzurumlu Emrah, hem Seyrani, hem Ece'yle hem Aruz'la eser vermişlerdir, şiir yazmışlardır ve divan edebiyatından etkilenmişlerdir. Bu yüzden cevabımız Adana. Aynı yüzyılda eser verme değil tabii ki. Aşık Ömer 16. yüzyılken mesela Seyrani 19. yüzyıl. Dolayısıyla zaten bu ortak özellik olamaz. Tek edebiyatı geleneğiyle yazma? Hayır tabii ki. Şiirde hiciv ve mizahı öne çıkarma değil, sanatla ağır dil kullanma da değil. Cevap Adana. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Nazım türü güzellemedir. Güzellemede arkadaşlar aşk, sevgili gibi durumlar ele alınır, anlatılır ve doğa, aşk, sevgili, doğa gibi konular ele alınır. Düz kafiye şemasından yararlanılmıştır. Hiç vakit kaybetmeden bakalım. Yok, yok, yok. Güzeller farklı oldu gördüğünüz gibi. A, B bizim için ne olacaktır? Düz uyak ya da düz kafiye düzeni olacaktır. Bursa şıkkını kesinlikle eliyoruz. Koşma nazım biçimiyle yazılmıştır. Kelime tekrarlarına yer verilmiştir. Bakın yok 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 zaten gördüğünüz gibi kelime tekrarları söz konusu. Şu ortadaki yoklardan da anlayabiliriz. O halde Denizli şıkkında eliyoruz. Hecenin 4 artı 4 artı 3 kalıbı ile yazılmıştır. Bakalım ne yapayım? Yeşilim yok, alım yok. Sana layık şekerim yok, balım yok. Ruhsatiyim, mangarım yok, pulum yok. Ararsınız paralıca güzeller. Şimdi arkadaşlar çizmiş olduğum yerlerde buradaki hece sayısına uygun hece kalmış olmalı. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Birer tane ünlüyü saymamız yeterli. 1, 2, 3, 4 artı 4 artı 3 şeklinde bu kalıpla yazıldığını da görüyoruz. Dolayısıyla bunu da ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Toplamda baktığımızda şöyle 4 artı 4 artı 3 olarak baktığımızda 11'li hece sayısı çıkıyor arkadaşlar. Ruhsati zaten koşma nazım biçimiyle yazmıştır ve içeriğine baktığımızda da koşma nazım biçimiyle yazıldığını, 11'li hece ölçüsüyle yazıldığını görüyoruz. C şıkkı da doğru. Nazım türü bakımından güzelleme midir? Hayır, sevgiliden, doğadan, sevgiden herhangi bir şeyden bahsetmemiş. Dolayısıyla güzelleme değildir. Cevabımız Adana şıkkı. Halk şiirinde genellikle yarım uyak kullanılır. Bu açıklama halk şiirinin özelliklerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Gerek içerik gerek tema bakımından İslamiyet öncesi Türk şiir geleneğiyle benzerlik göstermesi diyor arkadaşlar. Hayır tabii bunu eleyebiliriz. Yüksek ve ideal olandan çok hayatın gerçeklerine yönelik olması bunu da eleyebiliriz. Sözlü gelenek içinde çoğunlukla doğaçlama söylendiği için arkadaşlar tek ses benzerliğini uydurmak daha kolay oldu sanatçılar için. Bu yüzden cevabımız C. Zamanında yazıya geçirilmediği için süreç içerisinde değişikliğe uğraması değil, saz eşliğinde halkın günlük konuşma diliyle oluşturulması değil. Cevabımız C şıkkı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Tasavvuf hem halk edebiyatında hem de divan edebiyatında geniş bir konu olarak işlenmiştir. Bu doğru arkadaşlar. Dolayısıyla biri eledik.
İslamiyet'in kabulünden kısa bir süre sonra ortaya çıkan tasavvuf, İslam dünyasındaki etkisini uzun süre devam ettirmiştir. Doğru. Tasavvufla uğraşan tasavvuf ehli kişiler için mutasavvuf ve sufi kelimeleri kullanılmaktadır. Bu da doğru. Edebiyatta geniş bir kullanım alanına sahip olan tasavvuf eserlerin hem içeriğinde hem de dil özelliklerinde görülmektedir. Doğru. Ünlü halk şairi Yunus Emre ile başlayan tasavvuf hareketi Hacı Bektaş Veli, Mevlana, Şeyh Galip gibi pek çok isim tarafından benimsenmiştir. Tasavvuf arkadaşlar, daha doğrusu ilk mutasavvuf hatta Ahmet Yesevi'dir. Ahmet Yesevi ile başlamış arkadaşlar. Daha sonra devam etmiştir. Şeyh Galip zaten divan edebiyatında, dolayısıyla bu madde yanlış oldu. Cevabımız Edirne. Yukarıdakilerden hangisi halk edebiyatında diğerlerinden farklı bir gelenek içinde yer alır? Dadaloğlu arkadaşlar aşık kolundandır. Aşık tarzı halk edebiyatı Seyrani, Erzurumlu Emrah Sümani aşık tarzı halk edebiyatında. Kaygısız Abdal dini tasavvufi halk edebiyatının kolundandır. Bu yüzden cevabımız Bursa. Her ikisi de 19. yüzyıl aşık edebiyatı sanatçısı Dertli'ye ait olan bu dizelerden hareketle Dertli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hem hece hem maruz ölçüsü kullandı. Birincisi arkadaşlar hece ölçüsü dörtlük zaten. İkincisi gördüğünüz gibi aruz ölçüsü. Dolayısıyla bunu eleyebiliriz. Hiciv ve mizah yoluyla toplumsal konulara değindiği bakalım. Abdest alsan aldın demez, namaz kılsan kıldın demez. Kadı gibi harem yemez, şeytan bunun neresinde diyor. Kesinlikle bir hiciv etme, bir eleştirme var. Abdest alsan da aldın demez, namaz kılsan da kıldığına inanmaz diyor. Bir hicip söz konusu. Evet, şeytan bunun neresinde derken de mizah yapmış. Vefasın görmedim ol şuha meftun olduğum kaldı. Düşüp sevdasına alemde mahzun olduğum kaldı. Görüp gözyaşıma rahmetmedi devletli sultanın. Döküp abı sirişki dide pürhan olduğum kaldı diyor arkadaşlar. Dolayısıyla ne yapabiliriz? Bunu da eleyebiliriz. Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalar kullanılmasına rağmen akıcı ve işten bir söyleyişe sahip olduğu söylenilir. Evet, şuha meftan abı sirişki pürhan arkadaşlar derken yine ne vardır burada? Evet, Arapça, Farsça tamlamalar, kelimeler var. Fakat yine de akıcı bir dil kullanılmış. İçten bir söyleyiş var. Bunu da ederiz. Ahenk sağlamak amacıyla redif ve kafiyeye başvurulmuştur. Redif dize sonlarında söyleniş, yazılış, görev her şey aynı olacak. Kafiyede yazılış aynı, görev farklı olacak. Ekler ya da sözcükler. Bakalım şimdi. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımızda demez ve demez sözcükleri arasında ne vardır? Şöyle redif vardır arkadaşlar burada. Evet, redif. Hatta şöyle dın demez. Şöyle dın demezler redif. Dın demez, dın demezler redif. Al ve kıl sözcükleri arasında da sadece L olduğu için aynı ses benzerliğinden ve tek bir tane olduğu için buna yarım uyak deriz. Şimdi olduğum kaldı. Şöyle olduğum kaldı. Olduğum kaldı ve olduğum kaldı ifadeleri yazılış, görev, anlam bakımından aynı olduğu için rediftir arkadaşlar. Hun mahzun meftun. Şöyle şapkalı u, düzeltme işareti olan u'yu bir buçuk ses olarak okutuyoruz. Yanındaki n de tek ses. Bu bir buçuk sesten, şunu bir buçuk sesten ikiye tamamladık. N de üç ses oldu. Üç ses benzerliğinden ben buna da zengin kafiye, zengin uyak diyorum arkadaşlar. Dolayısıyla redif ve uyak ikisinde de var. Söyleyişte hikemi tarz tercih edildi. Hikemi tarz biraz daha öğretici ve didaktik tarzdır arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Cevabımız Edirne şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi bu türün özelliklerinden biri değildir? Dandini dandini dastana, danalar girmiş bostana, koz bostancı danayı yemesin lahanayı, uyusun da büyüsün ninni. Burada arkadaşlar bir ninni söylenmiş ve çocukları uyutmak için söylenen şiirlerdir. Ezgili söylenirler, doğru. Nazım birimleri değişiklik gösterebilir, doğru arkadaşlar. Milli ögeler üzerinde kurulurlar, hayır arkadaşlar. Evrenseldir ninniler. Sessel ahenk anlamın önüne geçerler. Doğru. Dastana, bostana, danayı, lahanayı doğru. Manzum biçimde yazılırlar. Bu da doğru. Cevabımız C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi bu dizelerle ilişkilendirilemez? Evet. Ey padişahı lem yezel, zat-ı ebed hayı ezel. Ey lütfu bol, kahrı güzel, kahrın da hoş, lütfun da. Arkadaşlar Yunus Emre'ye aittir biliyorsunuz ki ve Yunus Emre daha çok ilahi türünde ön plana çıkan bir sanatçımız. Dolayısıyla ilahi de eliyoruz. Lütuf ve kahır sözcükleri arasında tezat sanatı da var. Yunus Emre biliyorsunuz tasavvuf edebiyatının önemli sanatçısı. Bunu da eliyoruz. Şimdi
Uyak olabilmesi için kelimelerin sonlarında aynı harfler olması gerekiyor. Şöyle lem, yezel, ezel, güzel sözcüklerine baktığımızda Z, E ve L sesleri ortak. 3 tane ses benzerliği var. 3 ve daha fazla ses benzerliğine ben zengin uyak diyorum. Yarım uyak olabilmesi için tek ses benzerliği olması gerekiyordu. Burada yarım uyak yok, zengin uyak var. Cevabımız Bursa şıkkı. Birincisi halk edebiyatı şairi Karacaoğlan'dan, ikincisi divan edebiyatı şairi Ahmet İyi'den alınan bu dizelerde özelliklerinden hangileri ortaktır? Söz sanatlarından yararlanma. Burada bülbül var arkadaşlar, gül var ve güzel var. Burada kesinlikle bir ne sanatı vardır? Tenasüp sanatı, şöyle tenasüp sanatı söz konusudur. Evet, ol yâre Ahmedini çekim çoh vefa eder. Her bir vefasına onun bin cefa eder diyor arkadaşlar. Burada bir mübalağa söz konusu. Dolayısıyla kesinlikle söz sanatlarının olması ortak bir özelliktir. 6 artı 5 duraklı hece ölçüsüyle yazılma. İkincisi zaten direkt aruz ölçüsüyle yazıldığı için bu şıkkı ne yapabiliriz arkadaşlar? Eleyebiliriz. Çünkü hece ölçüsü dediği için dörtlükte aramamız lazım ama ikincisi beyitle yazıldığı için bunu eleyebiliriz. Sevgilinin vefasızlığından yakınma ikisinde de var. Bülbülün durağı güldür ezelden, vefa gelmez imiş değme güzelden. Ağlayı ağlayı çıktım gözlerden, Kerem eyle gönül gel vazgeçelim diyor. Sevgilinin vefasızlığı ikisinde de var. Bunu da arkadaşlar alabiliriz. Aynı nazım birimini kullanma. Buradaki nazım birimi beyittir arkadaşlar. İlk şiirdeki nazım birimi dörtlüktür. Dolayısıyla aynı nazım birimini kullanmada da ortak değiller. Bunu da eleriz. Ahenk ögelerinden yararlanma. Şimdi ezelden, güzelden, gözlerden vazgeçelim arkadaşlar. Ezel, güzel ve gözlerdenler bizim için ne olacaktır? Şöyle denler daha doğrusu. Bizim için arkadaşlar redif olacaktır. Ezel, güzel sözcükleri arasında Z, E ve L ortak olduğu için orada da bir ne olacaktır? Tabii zengin uyak olacaktır. Vefa ider, cefa ider. Buradaki iderler redif arkadaşlar. Vefa ve cefa sözcükleri arasında E, F ve A sesleri arkadaşlar neyi oluşturacaktır? Burada da zengin uyağı oluşturacaktır. Her ikisinde de redif ve zengin uyak var. Ahenk ögelerinden yararlanma da söz konusu. Bu da doğru. Cevabımız 1, 3, 5 yani Edirne şıkkı olacaktır. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi Ayraç içinde verilen sanatçı ile ilgili değildir? Aruz'la yazdığı şiirleri ölümünden sonra yayımlanan sanatçının Sergüzeşname adlı mesnevisi vardır. Bayburtlu Zihni doğru. Alevi Bektaşi halk şiirinin kurucusu kabul edilir. Budalaname, Vücutname, Dolapname, Minbername gibi eserleri vardır. Kaygısız Aptal bu da doğru. En bilinen eseri çağının bilgilerini kapsayan, çeşitli ilimlerden söz eden, ansiklopedi özelliği taşıyan Marifname'dir. Doğru arkadaşlar, Marifetname. Tasavvufi düşüncelerin anlatıldığı Makalat adlı eserin sahibi ve ilk mutasavvıflardandır Hacı Bektaşi Veli. Divan şiir etkisinden uzak olan şairin Genç Osman Destanı çok ünlüdür. Dadaloğlu demiş arkadaşlar. Yanlış. Ne olacaktı burada? Kayıkçı Kul Mustafa olacaktı. Şöyle Kayıkçı Kul Mustafa olacaktı. Dolayısıyla cevabımız Adana şıkkı.